Sevgili seyirciler, Kartelen Televizyonu'ndan mutlu günler gündemin öne çıkan başlıklarıyla gün ortası bülteninde karşınızdayız. Sokağa çıkma yasağının sürdüğü Şırnak'ta dün iki askerin şehit olmasına neden olan patlayıcıyı tuzaklayan hainlerden ikisi yürütülen operasyonlar neticesinde öldürüldü. Şırnak kent merkezinde devam eden operasyonlarda dün şehit edilen iki askerimizin intikamı alındı. El yapımı patlayıcı tuzaklanan ve iki askerimizin şehit düşmesine neden olan hainlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatılmıştı. Düzenlenen operasyonlarla patlayıcı yerleştirdiği tespit edilen iki hain öldürüldü. Kentte 14 Mart'tan bu yana devam eden operasyonda öldürülen terörist sayısı 219'a yükseldi. Toplamda 655 patlayıcı da imha edildi. Evet sevgili izleyiciler, haberimizi izledik gün ortası bülteninde. Sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Önemli olaylarla devam edelim. Evet, bu yıl 5.'si düzenlenen Türk Patent Ödülleri Töreni'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada yeni Türkiye vurgusu yaptı. Ülke üzerinde oynanmak istenilen oyunları anlattı. Şimdi bu haberimizi izleyeceğiz. Firmalarımızın ve kurumlarımızın kıymetli... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 5. Türk Patent Ödülleri Töreni'ne katıldı. Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Türkiye vurgusu yaptı. Yeni Türkiye'nin inşasına dair umutlarımız bu kadar güçlü olamazdı. Burada takdim edeceğimiz her bir ödülün arka planında ortak çalışma kültürünün, disiplinin, takım ruhunun ve motivasyonun olduğunu biliyorum. 2016 yılının Ocak, Şubat ve Mart aylarında yerli patent başvuru sayımız bu defa %23 oranında artış gösterdi. Uluslararası verilere baktığımızda 2014 yılında ülke olarak 853 uluslararası patent başvurusu yaptık. 2015 yılında ise bu sayı %18 artışla 1000 barajını aştı. Diğer ülkelerin %1-2 oranlarındaki artışları, hatta küçük azalmaları bile yeterli gördüğü bir ortamda Türkiye olarak elde ettiğimiz bu başarı bizi umutlandırıyor ama asla tatmin etmiyor. Sadece sınai mülkiyet verilerine bakarak dahi kabına sığmayan bir Türkiye'yi görebilirsiniz. Büyüyen, gelişen ve sağlam adımlarla ilerleyen Türkiye gerçeğini artık tüm dünya görüyor. Türkiye'nin yaşadığı sorunları dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizin üzerinde oyunlar oynanıyor dedi. Açıkçası özellikle son 3 yıldır yaşadığımız sorunların bu durumdan bağımsız olmadığını düşünüyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Eğer ülkemizin üzerinde bazı oyunlar oynanıyorsa, bilesiniz ki bu oyunların arkasında İşte bu sıçrama var. Her kim ki Gezi olaylarının, 17-25 Aralık darbe girişiminin, son terör eylemlerinin, hatta bölgemizdeki gelişmelerin bu durumla hiçbir ilişkisi olmadığını söylerse onun idrakinden şüphe ederim. Ama şu gerçeğin de görülmesi lazım. Türkiye artık eski Türkiye değil. Ayağına her çelme takıldığında yere kapaklanan, küçük manipülasyonlarla krizlere sokulan, istikrarı pamuk ipliğine bağlı Türkiye artık yok. Yeni Türkiye yolunda kararlılıkla yürüyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı konuşmanın ardından patent almaya hak kazananlara ödüllerini dağıttı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan başarılı operasyonlar neticesinde hainlerin Bitlis yapılanmasına ağır darbe vuruldu. Bitlis, Muş bölgesinde 31 Mart 2016 tarihinde başlayan operasyonlarda 10 ölü 6'sı sağ olmak üzere 16 hain etkisiz hale getirildi. Sağ olarak ele geçirilenler arasında sözde Erzurum sorumlusunun da olduğu açıklandı.
Türk Silahlı Kuvvetleri Bingöl, Muş ve Bitlis illerinde çok sayıda terör eyleminden sorumlu ve yeşil listeyle aranan, başlarına birer milyon lira ödül konulan teröristleri arıyordu. Hainlerin sözde Erzurum Tepe yönetiminde yer alan terörist sağ, Gaziantep yönetiminde yer alan terörist ise ölü olarak ele geçirildi. Bölgede İHA ve dronların kullanıldığı operasyonlarda tespit edilen 22 sığınak ve barınak da imha edildi. Yapılan operasyonlarda hainlerin üst düzey yöneticilerinin kullandığı çok sayıda mühimmat da ele geçirildi. Değerli izleyiciler, Ekonomi Bakanı Mustafa İletaş, Nevşehir ziyaretinde akşam yemeğinde iş adamları ve sivil toplum örgütleriyle bir araya geldi. Ancak önümüzdeki süreç bizler için çok daha çetin olacak. Ekonomi Bakanı Mustafa İletaş, Nevşehir'deki bir dizi incelemelerinin ardından akşam yemeğinde iş adamları ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldi. Düzenlenen yemeğin ardından Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Seyit İnce, günün anısına bakana çini tabak hediye etti. Tabak çekirdeğini söyleyince başkan dedi ki, abi bir çuval doldurun dedi. Bakan İletaş hediye töreninde Nevşehir'le ilgili açıklama yaptı. Yani istemesem gelmeyecekti anlaşılan, sonradan geldim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu katıldığı bir programda hain terör örgütü PKK'yı topa tuttu. PKK. O bölücü, kanlı, vahşi, aşağılık terör örgütü. Bu sözlerim onlara. Barolar Birliği Başkanı Avukat Profesör Doktor Metin Feyzioğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Kayseri Şubesi'nin düzenlediği Ulusal Egemenlik, Hukuk ve Demokrasi konulu konferansa katıldı. Hendeklerin önüne nöbetçi dikiyorsunuz. Kendiniz uyuşturucu ticareti yapıp haremlerde yaşıyorsunuz. Konferansta konuşan Feyzioğlu terör örgütüne seslendi. Feyzioğlu hainlere sizin gücünüz Türkiye'yi bölmeye yetmez, Türkiye ile aşık atmaya da yetmez dedi. Sizin gücünüz Türkiye'yi bölmeye yetmez, Türkiye ile aşık atmaya da yetmez. Her geçen gün gücüne güç katan Anadolu'nun dünyaya açılan sesi Kardelen Televizyonu yeni bir başarıya daha imza attı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yılın başarılı gazetecileri yarışmasında en iyi televizyon programı ve en iyi televizyon haberi dalında Kardelen Televizyonu iki ödül birden aldı. Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen yılın başarılı gazetecileri yarışmasının sonuçları açıklandı. Kardelen Televizyonu iki dalda ödül almaya hak kazandı. Sevgili izleyiciler, Kardelen Televizyonu Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle karşınızdayız. Anadolu'nun bir numaralı ekranı Kardelen Televizyonu ve İstanbul'daki stüdyolarından bu yayını gerçekleştiriyoruz. Yılın başarılı gazetecileri yarışmasında jüri Erzurum ve bölge illerinden yarışmaya katılan gazetecilerin eserlerini değerlendirdi. Erzurum, Erzincan, Kars, Iğdır, Ardahan, Ağrı illeriyle ilçelerinde görev yapan yerel ve yaygın basın kuruluşlarından çok sayıda gazetecinin katıldığı yarışmada jüri 2 gün süren çalışması sonucu 124 eseri değerlendirdi. Değerlendirme sonucu 14 ayrı dalda ödül ve mansiyon kazanan, teşvik ödüllerine layık görülen eserler belirlendi. Değerlendirmede bölge illerinden 20 basın kuruluşundan gazeteciler ödüllendirildi. Her geçen gün gücüne güç katan Kardelen Televizyonu ise yarışmada iki ödüle layık görüldü. Tevfik Akan Yerel Televizyon Haber Programı dalında Ayhan Türkez, Esat Bindesen ve Deniz Gez'in sunduğu Farklı Bakış Programı ödüle hak kazandı. Sizler Türkiye standardının üstünde program yapıcılarsınız. Teşekkür ederim. Gerçekten öyle. Bunu bir iltifat olarak söylemiyorum. Samimi kanaatimdir. Onun için ben de sizleri izninizle tebrik ediyorum. Son derece kaliteli, standardı yüksek. Ulusal düzeyde birçok programdan çok daha iyi, kaliteli bir program yapıyorsunuz. Onun için zaman ayırmak benim için de büyük bir zevktir.
Kardelen Televizyonu'na diğer bir ödülse Temel Aydın Televizyon Haber Dalı'ndan geldi. 4 Haziran'da Erzurum'da gerçekleştirilen HDP mitinginde çekilen haber görüntüleriyle genel yayın yönetmeni Soner İstanbullu da ödüle layık görüldü. Kardelen Televizyonu, Anadolu'nun dünyaya açılan penceresi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehrin caddelerini ve sokaklarını tarihine uygun bir şekilde yeniden tasarlayarak prestij caddelerine dönüştürmeye devam ediyor. Erzurum Merkez, Uzundere ve İspir'de yapılan çalışmaların ardından şimdi de Narman'da restorasyon çalışmalarına başlandı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinden sonra ilçelerde de prestij caddesi oluşturma çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Erzurum Merkez, Uzundere ve İspir ilçelerinde çalışmaların tamamlanmasının ardından Narman'da da sokak sağlıklaştırma çalışmaları sürüyor. Kentsel estetik çalışmalarını kent merkezi ve ilçelerde de sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Narman'ın caddelerini de yeniliyor. İlçenin tarihi ve doğal yapısı göz önünde bulundurularak yapılan tasarımlarda yapıların özgün dokuları korunarak sağlıklaştırma yapılıyor. Bina yüzeylerinde ahşap ağırlıklı çalışmalar yapılırken duvarlarda taş kullanımı, balkonlarda ise ferforje korkuluk ve çiçek saksıları kullanılarak estetik görüntü verilmesi vatandaşların ilgisini çekiyor. Çalışmaları değerlendiren Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İşleyen, Büyükşehir Belediyesi'nin sokak sağlıklaştırma çalışmaları kapsamında yaptığı projelerden dolayı Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e teşekkür etti. Geldiği ilk günden beri Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in Erzurum için bir şans olduğunu söylemiştim. Hala bu iddiamda, bu tezimde söylemeye devam edeceğim. Sadece Büyükşehir merkezi değil, ilçelerde de olağanüstü hizmetler yapılıyor. Şu an Narman ilçesinde bu bina giydirme, turistik bir yer olması hasebiyle, işte Narman peribacalarıyla bütün bir ilçe haline getirilmesinde aşırı ilgi göstermesi, çok iyi hizmetler yapması ziyadesiyle şahsımı ve Narman halkını memnun etmiştir. Buradan ilçe halkım adına Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen'e çok teşekkür ediyorum. Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler ve Uygulama Araştırma Merkezi Orman Genel Müdürlüğü ile İlahiyat Fakültesi tarafından Atatürk Üniversitesi kampüs alanında fidan dikimi gerçekleştirildi. Proje kapsamında Erzurum'un yetiştirmiş olduğu ünlü değerlerin isimleri künyelere yazılarak fidanların yanına asıldı. Atatürk Üniversitesi İnsani Değerler ve Uygulama Araştırma Merkezi Orman Genel Müdürlüğü ile İlahiyat Fakültesi yaptığı ortak çalışmada üniversite kampüsüne 300 adet meşe fidanı dikti. Proje kapsamında Erzurum'un yetiştirmiş olduğu Alvarlı Efe, Hüseyin Avni Ulaş, şair Nefi gibi ünlü değerlerin isimleri künyelere yazılarak dikilen fidanların yanına asıldı. Beş tane.
Organizasyonda öğrenciler fidanların nasıl dikileceğini öğrendi. Herkes fidan diker ama çok az kişi fidan tutturur. Yani her dikilen fidan tutmaz. Fidanın kök boğazına göre bir çukur açmamız şart oluyor. Dikim işlemini dikkatlice dinleyen öğrenciler daha sonra kendi fidanlarını dikmek için aralarında yarışa girdi. Atatürk Üniversitesi bünyesinde kurulan insani değerler eğitimi uygulama ve araştırma merkezi bünyesinde pek çok etkinlik düzenlemektedir. Etkinliklerimiz daha ziyade değerlerimizi tanıtmaya yönelik olacaktır. Atatürk Üniversitesi'nde daha önce yayınlanan sempozyumlar, uygulanan sempozyumlar ve bu sempozyumlar neticesinde uygulanan bir seri yayınlar oldu. 100'ün üzerinde yayın oldu. 100'ün üzerinde yazı yayın Erzurum'un yüzlerini içeren yayınlar niteliği taşıyordu. Dolayısıyla bu yayınlarla Erzurum'un yüzlerini insanlığımıza tanıtmaya çalışırken bir ASYENLİ ile de Değerler Eğitimi Merkezi'nin bir uygulaması olarak ASYENLİ ile de bu isimleri ebedileştirme arzu ettik. Dolayısıyla böyle bir etkinlik yaptık. Bu etkinliğin bir özelliği de Erzurum'da ilk defa meşe ağacının dikiliyor olmasıdır. Dolayısıyla bu anlam, bu da bir ayrıca bir anlam ifade etmektedir. Erzurum'un nadide yüzlerini bu ağaçlarla isimlerinizi zikretmek suretiyle ebedileştirdiğimiz için çok mutluyuz. Sizlere de katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize teşekkür ediyoruz. Tüm çabası olan herkesi kutluyor, saygılarımı sunuyorum. Avrupa Birliği parlamentosu tarafından olumsuz olarak hazırlanan ve üyeler tarafından onaylanan Türkiye raporunu Erzurum'da yaşayan vatandaşlara sorduk. Bir diğer taraftan Avrupa Birliği parlamentosunda Başbakan Ahmet Davutoğlu'na İngilizce olarak devletin katliam yaptığını iddia eden HDP'li Ertuğrul Kürkçü'ye ise vatandaşlar tarafından sert tepki gösterildi. Suriye ihtilafının bir an önce sona erdirilmesi gerekmektedir. Avrupa Birliği tarafından olumsuz olarak hazırlanan Türkiye ilerleme raporunu Erzurumlu vatandaşlar değerlendirdi. Türkiye hakkında hazırlanan rapor son dönemlerin en olumsuz belgelerinden biri haline gelmiş ve parlamento tarafından da onaylanmıştı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada böyle bir raporu tanımayacakları belirtilmişti. Cumhurbaşkanı, Başbakan ve diğer hükümet yetkilileri de hazırlanan rapora tepki göstermişti. Valla onların da Avrupa'nın bir oyunu. Herkes biliyor bunu zaten. Başımıza musallat ettiler. Kaç senedir hastalıklı bir ülke gibi duruyoruz. İlla ki terör örgütünü bitirmemiz, Avrupa Birliği'ne yani bizim hastalıktan kurtulmamız gibi hastalıktan kurtulmamıza izin vermiyorlar. O yüzden bizi haksız duruma düşürmeye çalışıyorlar ama Erzurum, yani Türk milleti her zaman haklıdır. Peki iyi karşılamıyorum tabii. Kınıyorum. Yanlış yaptığına inanıyorum. Biz güçlü oldukça onu da düzeleceğim yani. Türkiye gelişmiş bir ülke, kendini koruyacak güce de sahip, ekonomik güce de sahip, silah gücüne, askeri güce de sahip. Hiç gerek yok. Yani yollasınlar onlar, yollarlar. Onlar kendilerine bir Hristiyan birliği kurmuşlar. Müslümanlar hiçbir zaman için istemiyorlar kardeşim. Biz de, ben de bir vatandaş olarak ben de Avrupa Birliği'ne girmek istemiyorum kardeşim. Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız da inşallah Müslümanlar Birliği'ni kuracak ve onlardan da daha ileri bir seviyeye geleceğiz kardeşim. Ben kınıyorum, karşılıyorum yani şey etmiyorum, tasvip etmiyorum. Avrupa Birliği kendi işine bakmalı. Yani bir Fransa'da bomba patladığı zaman ne yaptığı ortada veya dünyanın değişik yerlerinde patlatılan bombalara karşı vermiş olduğu mücadele apaçık ortada. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir bütündür. Bu bütünlüğün bozulması adına yapılacak her şeye şu an iyi cevaplar veriliyor ama tabii geçmişten gelme sıkıntılar var. Açılımla başlayan bir senaryonun ürünü. Umarım çok daha iyi günler bizi bekliyor. Yani işlerine gelenleri terör örgütü ilan edip de işlerine gelmeyenleri terör örgütü ilan etmemek de yani doğru bir şey değil. Sonrasında şu andaki yapılan uygulama doğru. Avrupa Parlamentosu'nun açıklamış olduğu raporda hatırladığım kadarıyla saçma sapan bir rapordu. Yani terörle mücadele etmesini engellemeye çalışan bir rapor olduğunu düşünüyorum. Bu rapor tamamen siyasi bir rapordur. Sayın Cumhurbaşkanımız da bununla ilgili zaten gerekli konuşmaları yaptı. Yani işlerine geldiği gibi rapor hazırlıyorlar. Aynen dediği gibi Gezi zihniyetinin bununla ilgili Türkiye'deki batıda belli belediyelerin nereleri, hangi çam ağaçlarını kesip villalar yaptığı, hangi zenginlere peşkeş çekildiği ortada.
Sadece İstanbul'da birkaç tane ağacı bahane edip de bu şekilde ülkemizi karıştırmak, yani zaten bazı sanatçıların ve siyasetçilerinden belliydi. Mesele sadece bir ağaç meselesi olmadığı açık bir şekilde söylediler. Yani bu rapor tamamen siyasi. Öte yandan HDP'li Ertuğrul Kürkçü'nün Avrupa Birliği parlamentosunda başbakana İngilizce soru sorarak hükümetin katliam yaptığına ilişkin iddiasına da Dadaşlar sert tepki gösterdi. Ertuğrul Kürkçü İngilizce bile konuşamadı orada. Kağıda baktı. İngilizce bile konuşamadığı belli. Sırf Avrupa yalakası olduğu için orada kağıda bakarak konuştu. Güzel bir İngilizce olsa İngilizce söylerdi. Ben Türk vatandaşı olarak Kürt-Türk ayrımı yapmadan şunu söylüyorum. Kürtçe söyleseydi o yine hani bir nebze. Mesela biz Türkiye'de Kürt halkının temsilcisiyiz diyorlar. Ama konuştuğu dil İngilizce. Yine ben bir Türk olarak Kürtçe soru sorsaydı kabul ederdim, kabullenirdim. Ama kağıda bakarak İngilizce mın mın edip durması ortadaydı. Yani bugün bununla ilgili birçok yorum da yapıldı. Bu da odaki zaten Ertuğrul Kürtçü'nün, Sayın Başbakanımızın sert çıkışından sonra Ertuğrul Kürtçü'nün bir basın olarak ve vatandaş olarak şunu söylüyorum. Soruyu sormadan önce ve sorduktan sonraki yüz ifadesi tamamen kan akışının ne kadar hızlandığı, yüzündeki morluk ifadesi çok net ortadaydı. Başbakan gerekli tepkiyi gösterdi kendisine. Doğru da bir tepkiydi. Ertuğrul Kürtçü bu konuyu o platformda ortaya İngilizce olarak o soruyu sorması, yani herkesin, bütün dünyanın bunu duymasıydı ama fark eden bir şey yok. Türkçe de söyleseydi bunu anlayacaklardı. Çünkü oradaki tercümanlar da mevcut. Davutoğlu'nun yapmış olduğu açıklama gerekli açıklamayı yaptı zaten. Ertuğrul Kürtçü çok perişan bir halde başbakanı dinlemek zorunda kaldı. Ama onda art niyet olduğunu düşünüyorum. Başbakan haklıydı. Şimdi Sayın Kürtçü, Cizre'de, Silopi'de yaşıyor olsaydı, bir yakını bir günde 10 terörist roketin atıldığı Silopi Hastanesi'nde, Cizre Hastanesi'nde tedavi görüyor olsaydı, gerilla gibi bir tabir değil, alçak bir terör örgütü derdi. Sevgili izleyiciler, Kartalan Televizyonu gün ortası bülteniyle karşınızdaydık. Gündemin öne çıkan başlıklarını aktardık. Saatler 19'u gösterirken ana haber bültenimizde daha fazla haber ve ayrıntıyı bulabilirsiniz. Hoşça kalın.